Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İşaret-i Caz 115. Kur'an-ı Kerim'de müteşabihat vardır dedikleri birinci şüphelerine cevap. Müteşabihat ne Osman? Müteşabihat. He. Teşbihle bir şey anlatmak. Güzel. Hakiki manası kapalı olan. Kapalı olup yani kapatmak için kapatmıyor. Anlatılamıyor burada. Mesela biz de öyle yapıyoruz ya. Her konuyu her yerde anlatamazsın. Değil mi? Her konuyu her yerde anlatamazsın. Ama ne yapıyorsun? Ona benzetmelerle. Çünkü niye anlatamazsın? Ortaya çıkaramazsın onu. Nasıl ifade edeceksin? Anlayışlar dar, kıt. Anlayış kıt, akıl dar. Ufuk kendini görüyor. Yok. Basiret, feraset yok. Nasıl anlayacaksın? Şey, çünkü aslında bu Deccal ile ilgili üstad müteşar hadisleri beyan etti halde. Herkes kabul etmiyor. Gene beyan edildi halde. Yani avam nedir? Gördüğünü, duyduğunu, kokladığını, dokunduğunu, tat aldığını düşünebiliyor. Yani bunu yapabiliyor. Avam nedir? Gördüğünü, duyduğunu, kokladığını, tat aldığını, dokunduğunu anlıyor. O onu düşünüyor. Siyasette de öyle. Sadece gelişene göre düşünüyor. Bilmiyor ki arkayı. İşte buna cevap veriyor. Kur'an'da böyle bir şey var diyor. Yani manası kapalı, kapalı kapatmak için değil. Burada olmayan bir şey burada anlatacaksın. Kime? Buralı olmayan ruhlara. Burada olmayan bir şeyi buraya da anlatacaksın. Kime? Buralı olmayan ruha. Bu ruh nerede? Burada olan bir cesette. Birbirine içine girmiş. Evet, Kur'an-ı Kerim umuma bir muallim. Umuma bir muallim. Ve bir mürşittir. Aklını talim, kalbini ihya ediyor. Halka-i dersinde oturan nevi beşerdir. Hani Kur'an niye böyle yapıyor diye soracağını, Kur'an'ın muhatabı kim? Değil mi? Kur'an'ın muhatabı kim? Mesela sınıfa girdin, profesör böyle eften püften böyle vurup kırıp şeyler anlatıyor. Basit basit şeyler anlatıyor. Basit basit izahlar. Diyorsunuz ya bir de profesör ya diyorsunuz. Oysa muhatabı ilkokul çocuk. Nasıl anlatacak? Aynı profesör ilkokula girince öyle konuşuyor. Ortaokula gidince değişiyor. Liseye girince konuşuyor. Üniversitede hoca olursa değişiyor. Değil mi? Yani anlattığı şey değişiyor. Ama şahıs aynı şahıs. Ha o zaman anlatılan mevzuyu duyduğumuz zaman anlatandan ziyade şunu soracağız. Kim? Kime? Neyi? Ne zaman? Yani Risale'de şöyle geçiyor. Makam, maksat, muhatap, mütekellim. Yani mütekellim, konuşan, muhatap, makam ve maksat. Bunu nazara verilmesi lazım. Senayla. Bunu bilmeden, bak o çok önemli o. Yani Kur'an'ın anlattığı mevzudan ziyade anlatılan halk önemli. İlk önce ona bak. Mesela bir misal vereyim. Burada Ali vardı. Diğer bazı arkadaşlar var. Bugünkü sabah 10'daki ve 2'ye kadar mı sürdü? Ondan 2'ye kadar. 4 saat. O derste hiç var mı öyle bir şey? Olur mu? Olmaz. Ama aynı şahıs benim. Dima.
tamamen buralı değildi. Dersin mevzusu buralı değil. İda, söylenilen söze bak, konuşana değil, o yanlıştır der Üstad Muhakkeşe'de, 25. sözde diyor ki, hayır diyor, belagatçıların söylediği gibi, söyleyene değil, söylenilene bak, hayır. Kim demiş bunu? Kime demiş bunu? Ne makamda demiş, ne maksatta söylemiş? Hangi makamda demiş yani? Camide mi söylemiş, cenazede mi söylemiş, düğünde mi söylemiş, dershanede mi söylemiş, kavgada mı söylemiş, akrabalık münasebetlerinde mi, dava arkadaşlığı münasebetinde mi söylemiş? Yoksa mahkemede yargılanırken mi söylemiş? Söylenen lafa bakma ya. Nebi beşerin ekserisi avamdır. Mürşidin nazarında ekal, eksere tabidir. Mürşidin nazarında az, çoğa tabidir. Çoğu kimdir? Kur'an'ın muhatabı avamdır. Avamdır. Yani umumi irşadın ekalin hatırı için tahsis edemez. Umumi irşat nedir? Azın hatırı için o bir kısım ulema veya dahi insanların hatırı için genel olan halkı ihmal edemez. Edilemez. Zulümdür. Zulümdür. Ama onu da ihmal etmiyor diyor. İşaret, rumuza, tuluat nevinden sucunun, gusunun, hattın, battın, hattın, mutalağın mana mertebelerini oraya yüklemiş. Müstefeat-ı terakip diye deniliyor. Dalın bir işare, dalın fil ibare gibi tam 12 tane salih mananın dışında 12 tane zahirde gözükmeyen mana yüklenmiş. Tabakaları var. Tabakaları var. Ona göre de madde bekliyor. Evet. Zahirde mesela ben su içeceğim. Bunun zahirdeki bir manası var. Bunun dışında ben su içeceğim kelimesinde tam 12 tane farklı tabaka mana mertebesi anlatılıyor. Ben su içeceğim içinde. Yani Kur'an'ın muhatabı ekserisi avamdır. Halktır. Avam ne demek? Gözünün gördüğüne, kulağının işittiğine, burnunun kokladığına, dilini tad aldığına, elinin dokunduğu şeyleri düşünebiliyor. İntikal edemiyor. Bu çoktur. Ekal olan havas tabakası azdır. Kur'an'da rahmeten lil alemin olduğu için umuma hitap ediyor. Umuma hitap ettiği için ekserisini esas alıyor. Ekali az olan dahi tabakası, ulema tabakasını imal etmiyor. Onlara da zahirde anlaşılanın dışında, anlattığının dışında anlatmak istediği daha fazladır. Anlattığı tektir. Anlatmak istediği tam 12'dir. Bugünkü dersimizde de. Tam 12'dir. Kur'an anlattığından daha fazla var anlatmak istediği. Kur'an'ın o mana mertebeleri var ya, mana mertebeleri. Söyle, açık söylüyor ama bir de söylenememiş. Hemen söylenilemez, ifade edilemez. Ama ehline, ehli için gerekli olan işaretleri depolamış. Mesela bir kablo düşünün, kablo. İnternet kablosu, ceyran var. Resim akar. Ses akar, görüntü akar, yazı akar, değil mi? Aynı kablo, elektrik kablosu, internet kablosu. Video akmıyor, ses akmıyor, yazı akmıyor, ışık akmıyor, hareket akmıyor, her şey var. Yani umumun irşadını ekalin hatırı için tahsis edemez. Mağaza, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunları nasıl düşünecek ya? Zahirde anlaşılacak bir manaya tam 12 tane tabaka eklemiş. Zahirde anlaşılmıyor 12'sine. Ya inşallah yakında o 12 mertebe çıkacak. Zannediyorum gelecek hafta çıkar. Veya bir sonraki pazar. Etrafını kazıyoruz. Mağaza avam, avama yapılan konuşmalardan havas hissesini alırlar. Yani
halka hitap edilen konuşmalarda, Kur'an konuşmasına havas alır. Ama havasa hitap edilen konuşma avam anlamaz. Aksi halde avam yüksek konuşmaları anlayamadığından mahrum kalır. Şu Kur'an'a bak, takip ettiğine bak. Yani öyle değil mi arkadaşlar? Tıp kitabını pazarcılar okumuyor. Fizik kitabını coğrafyacılar okumuyor. Astronomi kitabını ailedeki kadınlar, çocuklar, şunlar okumuyor. Ama Kur'an tıpçıların da, fizikçilerin de, kimyacıların da, kadının da, erkeğin de, bir düşünebiliyor musunuz? Biraz böyle imanımızdan değil de şöyle bir insafla bir bakalım. Bir çıkın böyle bir düşüncenizle bir çıkın. Bak, bir kitap yazacaksın. Alime bakacak. Cahile bakacak. Düne bakacak. Yarına bakacak. Kadına bakacak. Erkeğe bakacak. Çocuğa bakacak, yaşlıya bakacak, zahire bakacak, batına bakacak, duyguya bakacak, kalbe bakacak. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Ve keza avam-ı nas, yani peki Kur'an'ın muhatabı avam. Avam-ı nas kimmiş? Ülfet ettikleri usluplardan, ifadelerin çeşitlerinden daima hayallerinde bulunan elfaz, mani ve ibarelerden fikirlerini ayıramadıklarından. Bir daha, avam nedir? Ülfet ettikleri, yani alıştıkları uslup, usluplardan, ifade çeşitlerinden, avam bundan kurtulamaz. Uslubundan, ifade çeşitlerinden, daima hayallerinde bulunan elfaz, yani lafızlardan, mani ve ibarelerden fikirlerini ayıramadıklarından çıplak hakikatleri ve akliyatı fehmedemezler. Avam böyle. Avam, halk tabakası, Kur'an'ı muhatap olan şu sokak, tabaka, yani sokak derken sokağa vurmayız, sen ben ya. Ha? Sen ben. Yani bizim konuşmalarda, mesela bu konuşmadan sonra bizim Rize'de aynı böyle bir ders yapıyorduk, hem de daha basit. Allah'ın ispatına dair. Yani cemaat senelerini getirmiş olduğu yaşlı ya. Bizim köylü yani camiden çıkmaz. Sohbet bitti. Hoca! Çay geldi. Sohbet bitti de vaaz yapmayacakmışsın. Vaaz bekliyor. Farz nedir o? Ey insanlar! Namazın farzı 12'dir. Mekruh hududur, farzı budur, altısı şudur. Şu orucu bozar, şu bozmaz. Bunu söyle. Bunu bekliyor. Cami yapılacak, yardım et. Köprü yapılacak, git taş koy. Su gelecek, boru getir. Ahiret var. Mezar var, ha, kefen var. Vaaz bu. Şimdi böyle. Peki ne zaman bu kim? 1400 sene sonraki olan adam. Kur'an ilk nüzul ettiği zaman hayal et. Ki adam nedir? 14 asır geri sar bunu, bu adamı. Anladık mı abi? Böyle ilmi ders yapıyoruz. Hoca, sohbeti anladık. Tamam da vaaz etmeyecek misin? Biz onun için vaaza geldik. Peki, vaaz nedir? Vaaz öyle işte. Helal, haram, birçok adamsınız lan. Akıllı olun, boru düşünün, boru koy, taş koy. Tamam mı? Cennet var, Allah sevap yazacak. Böyle, canınız böyle çekecek, kefen böyle olacak. Ondan sonra, peki, böyle, bak kabir. Kefen böyle olacak, böyle olacak. Elhamdülillah. Kefen, tamam ben koyarım, ben koyarım. Şey yapmayın. Ben koyarım. O zaman... Şöyle koy. Nasılsa. Geçici. Tamam tamam yok bana yeter bu. Siz onu şey yapın. Tavana vurduğunuz zaman daha net görürsünüz abi. Böyle gözünüze giriyor mu abi? Tamam yok. Tamam. Ha güzel. Şöyle masama vursun yeter. Şöyle yap kardeş. Daya. Ha. Ve keza avam-ı nas
ülfet ettikleri uslup. Uslup, kelam değil, davranış, konuşma, mimik hareketleri. Görmek istedikleri adam. Usluplardan, ifadelerin çeşitlerinden. Yani alıştığı ifadeler. Mesela İstanbul uslubunu kullansan gene anlayamıyor. Mesela Adıyaman'a gittim, Türkçe bilmiyor. Yani başka, o da acayip Adıyaman'da. Çeşitlerinden daima hayallerinde bulunan elfaz. Yani lafızlar nerede bulunuyor? Kelamlar hayalde bulunuyor. Çünkü libastır. Yani manaların libası lafızdır. O da hayalde bulunuyor. Bulunan elfaz başka mani ve ibarelerden fikirlerini ayırt edemediklerinden çıplak hakikatleri ve akliyatı fehmedemezler. Yani çıplak hakikatleri, yani böyle ille bir şekillendirmen lazım. İlle şekillendirmen lazım. Örneğini göstermen lazım. Peki, avam budur. Ya şu andaki insanları düşünün, bunu 14 defa geri sar. 14 asır önce Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki adamın fehmine bakın. O zaman Kur'an hitap edecek. Fakat bu asırdaki Cerrahpaşa'da tıptaki profesör o hitap edilen kitaptan da dersini alacak. 20. asır 2017'de uzay ilimleriyle meşgul olan profesörün elinde o Kur'an 1400 sene önce sohbet ediliyor, kalkıyor, işiyor kenarda. Bu adama hitap edilirken bu da ikna olacak. Bu da ikna edilecek. Allah razı olsun ya, ne kadar ışık varmış ya. Aynen, zorluklar böyledir. Herkesi aktif ediyor. Zorluk olmadan bir devlet ayağa kalkmıyor. Ne zaman bir devlet diyor ustad, cihadı bıraktı, ölüme mahkum olur diyor. Cihat yapması lazım devamlı. Çünkü cihatta hayat vardır diyor. Çıplak hakikatleri, yani o böyle bir bedevi seviyesinden aynı ya. Ben cenazeye hitap ettiğim dersi, bugünkü pazar günü enfusi dersi veya şu andaki, şu anda düğünde anlatabilir miyim bunu? Şu andaki dersi nasıl anlatacağım? Daha yakın ha. Düğünde, cenazede konuşuyorum. Camide konuşuyorum. Ya 1400 sene önce hayal eder misin ya? Bu adamın bedeviliğini hayal et. Ya kız çocuğunu gömüyor işte. Bu adam nasıl bir adam? 1, 2, 3. Üçünüz bir eşek yapıyorsunuz. 1, 2, 3. 5 kişi bir deve yapıyoruz. 1, 2, 3 bir eşek yapıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanında böyle köle satılırken köle, kaç köle bir eşek ediyor? Kaç kişi bir eşeğin yaptığı işe denk? 3 kişinin yaptığı iş bir eşeğe ancak yaptığına denk geliyor. Onun için 3 köle bir eşekmiş. Hiçbirimiz bir eşek edemiyorduk Peygamberimiz zamanında. Pazarda satılsaydık. Hiçbiriniz bir eşek olamazsınız. Ben de dahil hepimiz. 3 kişi bir araya gelince bir eşek oluyor. Anladık mı demek istediğimi? Pazarda 5 tane insan bir deve ediyormuş. 5 tane köle. Bak şimdi bu adamlara hitap ediyor Kur'an. Nereden bizi çıkarttı getirdi ya? Kadınlar maldı, mal gömülebiliyordu. Hani gömülmeyip de kurtulanlar maldı, mal sahibi değildi. Miras verdi İslam. Böyle bir bedevilere Kur'an hitap ediyor. Ya nas diyor. Ey insanlar diyor. Çıplak hakikatler akliyatıyla fehmedemezler. Ancak o yüksek hakaikın onların ülfet ettikleri ifadelerle anlatılması lazımdır. Yani o tabakanın, o yörenin, o beldenin alimi o köye hitap edecek. Çünkü onların damarını biliyor. Zaaflarını biliyor. Uslubunu biliyor. Yani onları etkileyen, etkileyecek yöntemleri o biliyor. Mevzuları, malzemeleri o biliyor. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çık salonundaki adam değildi. Buranın adamı değil.
Yozgat'ın Erzincanlı adamı değil, oraya da hitap ediyor. Çok tuhaf değil mi? Fakat Kur'an'ın böyle ifadelerinin hakikat olduğuna itimat etmemelidirler ki cismiyet ve cihetiyet gibi muhal şeylere sahip olmasınlar. Yani bunlar da bunları anlatırken Allah Kur'an'ında misaller veriyor. Tamam mı? Mesela diyor ki Er-Rahman alel arşi isteva. Allah arşta istiva etti. İstivayı bilmiyoruz. Avam ne der? Ha, bir devlet nasıl yönetilir? Onların devlet anlayışı nedir? Mekke'de bir vadi. Medine'de bir yer. Ha, burayı nasıl yönetiyor? Bir padişah saltanatına oturuyor. Allah da arşta oturmadı ama istiva etti. Allah da arştan böyle bize istiva idare ediyor. Ama havasa ne diyor? Tam 12 tane mana mertebesi yüklemiş. Ha? Mesela başka değil. Hadiste diyor ki Cenab-ı Hak Kaşir meydanında veya cennette, cennette de var, Rahman suresi okuyacak. Avam ne anlar? Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Acaba Davut Aleyhisselam'da ne acaba ki? Davut Aleyhisselam okuyunca kalpler duruyor. Allah nasıl sesle okuyacak? 12 tane makamda, tamam mı? 7 vücudla mı okuyacak falan? Havasın bir tabakası şöyle diyor, meşgul olduğum için söylüyorum. 12 tane bir tanesi şu. Rahman suresi donmuş cennettir demektir diyor. Bak, fiile konuşacak. Rahman suresi donmuş cennettir. Anladın mı abi? 12 tane bir tanesi bu. Ya. Fakat Kur'an diyor böyle ifadelerin benzetme yaparak hakikat olduğuna itimat etmemelidirler ki Allah'ı cismiyet ve cihetiyet gibi muhal şeylere sahip olmasınlar. Ancak o gibi ifadelere hakaika geçmek için bir vesile nazarıyla bakmalıdırlar. Mesela Cenab-ı Hakk'ın kainatta olan tasarrufunun, Allah kainatı nasıl idare ediyor tasarrufunun keyfiyetini ancak bir sultanın taht-ı saltanatında yaptığı tasarrufla tasvir edilebilir. Yani Allah bu kainatı nasıl idare ediyor? Şimdi mesela ben eskide düşünüyordum. Hiç unutmuyorum. Ağacın dağdayım, tamam mı? Çalıştık. Dedim ya bu ağacın altındayım. Şu anda benim böyle bir isteğim var. Ey Rabbi diyorum. Dedim mi? Sonradan elimi indirdim. Dedim ki Allah bu kadar işler içerisinde yani benim işimle nasıl meşgul olacak yani? Çocukluk ya. Alman da öyle dedi bize. Bir yer var. Karadan adaya geçiyoruz at arabasıyla. 6 saatte deniz çekiliyor. 6 saat sonra deniz geliyor. Gemiler yüzüyor. Bizi geçiren ki video var sitede. Nur dersinde yayınlanmış. Gat diyor. Alman diyor. Dedim ya bu suyu kim çekti? Tabiat dedi. Al, Tanrı ya gat yapmamış mı? Tanrı bu kadar ufak şeylerle meşgul olmaz dedi. Tanrı'nın büyük işleri var diyor. Yani çeviriyorlar ha orada. Dinleseniz kahkahayla ölürsün. Ya gat diyor bunlarla meşgul olmaz dedi ya. Dedim sence gat şu anda ne yapıyor? Ne bileyim ne yapıyor dedi ya. Ama bu işi yapmadığını biliyorum dedi. Bu suları gat çekmemiştir dedi. Gat dedi böyle şeylerle uğraşmaz dedi. Peki bir güneş bir anda bütün otları aynı anda vuruyor mu vurmuyor mu? Rusya'dakine, Afrika'dakine, Batı'da, Doğu'da. Peki bütün otlarla meşgul iken bir otla da meşgul değil mi? Yani her bir ot güneş benimledir, benle ilgileniyor demiş olmuyor. Hiçbir otu es geçiyor mu? Siz mesela çıksanla güneş vurdu ama size vurmadı. Bir verici istasyon, radyo.
Ya yeter ya, 2000 kişi açtınız ya. Ben artık yapamıyorum. Niye 5000 kişi açıyorsunuz radyoyu der mi? Verici istasyona göre. Bir kişi radyoyu dağıtsa, 5000 kişi dağıtsa hiç yorulur mu verici istasyonu? Yorulmaz, yorulmaz. Ben bu kadar kişilerin içinde bir defa bir kişi konuşuyorum, hepinize gidiyor. Gibi misallerle de Allah da herkes de böyle meşgul tek tek. Her bir otla güneşin meşgul olduğu gibi. Şimdi bunu tabi bilmeyince bizim de anlatan da yok. Kendimize göre Allah'ı düşünüyoruz. İşte ben 1400 sene sonrayım ama bunu kaçırma. 1400 sene 14 asır geri sar beni. O zaman nasıl düşünürler Allah'ı? Şöyle düşünürler. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى اِنَّ اللّٰهَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى Muhakkak ki Allah arşta istiva ettiği de kinaye tarikiyle ihtiyar edilmiştir. Mecazi mana kast edilmek yoluyla, yani nasıl yönetiyor? Bak, dese ki 1400 sene önce güneş nasıl idare ediyorsa bütün otları, bütün gezegenleri, yani sıfatı mı yapıyor? Ağaçları da, gezegenleri de, koyunun her bir tüyünü güneş büyütmüyor. Güneşin her bir otunu güneş büyütüyor. Her bir yaprağı o büyütüyor. Bak, bir güneş. Peki, yaratılan bir güneş bir anda her yerde farklı iş yapıyor. Bizi ısıtıyor. Hayvanları ısıtıyor. Aynı anda sıraya koymamış. Yoruldum ya. Büyük çekmece kalsın, şimdi ok meydanını yapacağım. Ok meydanını bitirdi, Mecidiyeköy'e geçiyor. Diyor mu? Bir anda, aynı anda farklı iş yapıyor. Peki navigasyonu bilmeyen var mı? Bilmeyen yoktur işte. Navigasyonla giriyorsunuz değil mi? Adres. Peki 1 milyon insan girse ve farklı adres sorsa, hiçbirisini şaşırmadan, sıraya koymadan, insanın yaptığı bir cihazla herkes de farklı konuşmaz mı? Sağa git derken aynı insan sola git diyor. İleriye git diyor 100 metre sonra, aynı anda 100 metre geri gel diyor. Başkasına. Diyor mu ki navigasyon yeter arkadaşlar? Çok girdiler ya. Ben hepsine laf yetiştiremiyorum. Diyor mu? Herkesin farklı sorusu yok mu navigasyonda? Adres. Tık 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 tık. Çık salın bu taraf. Tık tık tık. Büyük çıkmaca böyle. Tık tık tık. Kuzey. Tık tık tık. Güney. Sağa gidecek sonra. Herkes yazmıyor mu? Peki hepsine aynı anda cevap veriyor mu, vermiyor? Şimdi nasıl anlatacaktın o zaman? Şimdi navigasyon. Ha, Allah'a da navigasyon gibi adres yazıyoruz, dua ediyoruz. Nasıl ki her adres yazana navigasyon cevap verdiği gibi, her elini kaldırana da Allah cevap veriyor işte. O kadar kolay. Ama 1400 sene önce navigasyonu nasıl anlatacaksın? Güneşi nasıl anlatacaksın? O nasıl biliyor? Ebu Cehil oturmuş. Herkesi idare ediyor. Oturun. Bir sürü casusları var, haber getiriyor. Ha, ona şöyle demiş. İnna Allah alel arşi isteva. Errahman alel arşi isteva. Muhakkak ki Allah arşta istiva etti. Nasıl? Yani bir arşta bir yerde istiva etti. İstivayı Türkçe'ye çevirirsek biraz bu şey oturdu. Tamam. Böyle Allah orada bütün kainatı arştan idare ediyor. Ha, tamam. Nasıl Ebu Cehil burayı nasıl idare ediyorsa Allah da daha büyük böyle. Şu dağdan da büyük. Tamam mı? İdare ediyor. Onu tatmin etti. Ama havası da 12 tane zahirde anlaşılanın dışında, unutmayın, Kur'an'ın anlattıklarından fazladır anlatmak istedikleri. Zahirde anlattıkları 12'de biridir. Zahir manada. Nihayetsiz mana mertebesi var da, yani kalıp olarak, sistem olarak. Ya, iş ciddiye bindi. Ne yapıyor? Aynı ayette akli ikna ediyor. Bak, başka konuya geçiyoruz. Hissi ikna ediyor. Fikri ikna ediyor. Vicdan ikna ediyor. Kalbi ikna ediyor. Aynı ayet hukuk oluyor, miras oluyor. Cenazedeyiz, tamam mı? Çok güzel bir Kur'an okuyan bir kardeş var. Acayip okuyor. Ben de
vaaz ediyor. Vaaz edeceğim. İlk önce Kur'an okuyor. Tabi okuduğu yer malum. Hakikaten semalardan bahsediyor. Yere inmiş. Dağlardan bahsediyor. Ha bu sure. Şimdi ya tabi burada oturunca yaşlı nineler de bize yakın. Cenazevi ya. Orada kadın, erkekler de burada. Ben de burada oturuyorum. Kur'an'dan sonra ben vaaz edeceğim. Babaanne nasıl ağlıyor? Babaanne dedim yaşlıya. Ne oldu hocam? Ne diyor dedim. Ne bileyim ama acayip oldum hocam. Ne bileyim ne diyor. Oysa yıldızlardan bahsediyor. Ama ağlıyor. Duha. Çok etkili hocam o ya. Onu okuyor. Ya çok etkili o insanı bir şey yapıyor, sallıyor. Ne diyor babaanne dedim. Ne bileyim oğlum dedim. Ne bileyim ama acayip oldum oğlum. O ayet öyleye sebap. Babaanneye hissiyat. Bize fikriyat. Okuyana sebap. Tamam mı? Ufuk açan alimlere, mudakitlere, filozoflara kalbe vicdaniyat, akla fikriyat, kalbe hissiyat, ruha ruhiyat oluyor. Aynı ayet. Aynı şey ya, aynı paket ya. Aynı elektrik kablosundan video geçiyor, görüntü geçiyor, ses geçiyor, şekil geçiyor, yazı geçiyor, televizyon dalgaları geçiyor, radyo dalgaları geçiyor. Bir sürü şeyler var ya. İnternet kablosu. Elektrik geçiyor, ışık geçiyor. Bak, hissiyatı bu merkezde olan avam-ı nasa yapılan irşatlarda belagat ve irşadın iktizasınca avamın fehimlerine murat, hissiyatlarına ihtiram, fikirlerine ve akıllarına göre yürümek lazımdır. Yani bu kadı olur vallahi ya. Bu kadı olur yani. Yani bunu nasıl yapacaksın? Şimdi Cenab-ı Paşa'da bir profesör bir yazı yazacak. Tıpla alakalı. Tıpçıları, kimyacıları, matematikçileri, kadını, çocuğu, yaşlıyı, hocayı, dünü, yarını, gelecek aslı temir edecek. Gelecek aslı temir edecek. Avam-ı nasa ne yapmış? Bir, fehimlerine murat, anlayışına murat, hissiyatlarına ihtiram, hissiyatına hürmet edecek yani. Rahatsız etmeyecek hissiyatını. Yani öyle bir anlatacak ki, ne yapayım yani dindir de hazmediyorum. Yoksa yani öyle bir mana, öyle bir ifade, öyle bir uslup, öyle bir konu okumak ki adam iğrenç yapıyor diye değil. Okuması da bak acayip. Biliyor musunuz Kur'an'da sas eşliğinde söylemiyorlar ha? İlginizi çeken bir müzik düşünün. 5 sene önce. Ne kadar cazipti. 5 sene önce ve 5 sene önce bir müzik düşünün. Hani çok alakadardın o müziğe. İlahi düşünün Osman. Şimdi oldu çorba. Alıştık değil mi? O lezzeti veriyor mu? Vermiyor. Hani ilk dinlediğin zaman anlamıştın. Ama niye? Bir de şöyle hayal et. O müziği ve o ilahi hayal et, tamam mı? Herkes kafasına tutsun. Ne olur hayalen çalgı aletlerini silin bakalım o müzikten. O hiç de keyif vermez. O sözlere mana ahengi veren duygularımızı da böyle hareketlendiren sazın telleridir. Niye diskodaki o dambur 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 insanları daha çok heyecan veriyor? Çünkü kalp atışlarına ritim yapmışlar. Kalp atışlarına göre notaladıkları için. O tın 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 değil, tın 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 da değil. Niye diskodaki o şeyi, poptaki o vuruşu, o aralık var ya, tın tın tın, o vuruş notasını merak ettiğim için söyleyeyim. Ehline sordum. Yani güzel sanatlarda mezun, müzik şeyinde mezun. Hocam dedi, kalp atışlarına en yakın hangi aralıklarla yapılıyorsa o kalp o müziği sever diyor. Birinci şart buymuş. İkinci şart, kendi hissiyatını ve fikriyatını ne kadar dillendirebilirsen o şarkıcı acayip. Niye? Kendini ifade ettiği için. Görüyor musun? Şimdi Kur'an bunları hep takip etmiş. Ve dikkat edin, Kur'an'da saz yok.
Her sene son model. Her günde en az 5 defa duyuyoruz. Ne 5 defa ya? Sen namaz kıldığında 5 vakitte farz namazında bir kere 4 defa okuyoruz. Bak yeter ya. Bıktım ya elhamden ya. Başka bir şey okusak olmaz. Ekmek gibidir. Her yemekte ekmek yiyorsun. Ama ya yeter ya ekmek yemeyelim ya. Her yemekte çorba içsen bu kars. Balık yesen bu kars. Ama her yemekte ekmek yiyorsun. Ekmek gibi çünkü. Veya her an nefesi muhtaç. Kur'an da öyle. Avama ne yapmış? Fehimlerini murat etmiş. Fehimlerine uygun konuşmuş. Anlayışlarına. Yani atmamış kafasını. Anladınsa anladın. Ne anladınsa ben öyle yapıyorum. Ne anladınızsa ne yapayım. Çünkü aciz olduğum için. Nasıl anlatacağım? Hem seni ikna edeceğim. Hem onu ikna edeceğim. Hem ikna edeceğim. E nasıl yapacağım ben bunu? Ne diyorum o zaman? Kim ne anladıysa. Öyle diyorum. Ha. Avamın fehimlerine murat. Hissiyatlarına ihtiram. Hürmet ediyor. Yani değer veriyor. Ona. Hissiyatına uygun. Ama aynı kelama akıllarına murat. Müracaat ediyor. Aklı bunu ne ister? Nasıl tatmin olur? Ona göre söylüyor. Hissiyatı nasıl aktif olur? Babaanne alıyor. Fikirlerine ve akıllarına göre yürümek lazımdır. Nasıl ki bir çocukla konuşan kendini çocuklaştırır. Anne tamam diyecek, tamam biz de öyle konuşuyoruz ki gülüyoruz diye. Çocukla anlaşabilmen için çocuklaşman lazım. Adam gibi, kendin gibi muhatap alırsan, evdeki kavgaların sebebi nedir? Hanımını kendin gibi, istediğin gibi davranmasını olmadığından kavga ediyorsun. Oysa onun bir kere cinsiyeti farklı. Bir kere onun anne babasının eğitimi farklı. Onun aldığı eğitim farklı, kültür farklı. Hissiyatı farklı, fikriyatı farklı. Kendin gibi, kendi isteğin gibi davranıyorsun. Onun için kavga ediyoruz. Çocukla anlaşabilmen için çocuklaşman lazım. Kadınla anlaşabilmen için kadın gibi olman lazım. Onun hissiyatıyla, fikriyatıyla, kültürüyle boyanacaksın. Ona göre hitap edeceksin. En basiti söylüyorum. Misal. Urfalı bir hanımım var. Lahmacun yapacak. Ben de sevmem yani hamur. Ben de balık istiyorum. Bak olmadı yani. Bir kere davran... Fiilen olmadı yani. Adıyaman ne olacak? Çiğ köfte. Lan biberden zaten ödüm patlıyor. O her yemeğe katacak şimdi. Yani görüyor musun yani? Ya sen ne biçim şeysin ya, sulu yemek yapmadın falan. Sulu yemeği bilmez. Doğular bilmez yani. Kebaptır mebaptır şeyler, tamam mı? Yani bak kavganın basit sebebi ne? Kendini bununla yorumlayamıyorsun. Yani karşındaki insan sen değilsin. Senin fotokopin değil. Sen derse geldin. Bunları duydun. Senin hanım duydu mu bunları? Peki bu duyduktan sonra senin yapacağın davranış. Ha, oradan bakayım kendime empati. Daha mülayim, daha fedakar olursun. Ama o bunu duymadığı için fedakarlık yapamaz. O zaman yapamadığı için sen fedakarlık ne yapmadın diye kızamazsın. Çünkü bu dersi duymamış. Ya. Yani her şey de öyle. Çocukla diyor, bak ne diyor. Nasıl ki bir çocukla konuşan kendisini çocuklaştırır. Hoppa! At! Böyle yaparsan çocuklaştırır ve çocuklar gibi çat pat ederek konuşur ki çocuk anlayabilsin. Ha? Kadına bir şey anlatmayla olmaz. Şekillendireceksin. İkisi beraber yapabilirsen eğitim olur. Hem görsel yapacaksın hem işitsel. Erkeklere işitsel yapsan da yetiyor. Fıtrat bu. Çünkü kadın çocuğa şekillendirerek anlatır, eğitir. Yavrum bak böyle. Aha bu şekil gibi. Ha? Ya çocuk soruyor diyor, anne diyor, Allah bizi nereden biliyor diyor, bu kadar işleri var diyor. Hani benim gibi olmuş da. Ya kadın aradı beni, hocam dedi ya, çocuk 7 yaşında, 5 yaşında mıydı, 7 yaşında. Böyle kız çocuğu, nasıl anlatacağım dedi. İyi dedim, gece beni ararsın. Tamam, yok hocam gece mi ya? He tamam gece.
Tamam hocam şimdi seni arıyorum dedi. Bir lamba al dedim, lamba veya cep telefonu lambasına. Allah bizi nasıl biliyor falan. 5 yaşındaki çocuk nasıl anlatacaksın? Allah bizi nasıl biliyor falan. Lamba, şey, işi söndür evi. Elektrik lambasını dedim tavandan bir yerden kalkaya vur yere. Çocuk görsün. Halıya vur geniş çaplı. Bak dedim bu lambanın dışında aynı anda sağ, solu, alt, üst, ön, arka halının her tarafını görüyor mu? Bak halı için bir zorluk var mı? Oraya da vurmuş. Böyle vurmuş. Perdeye vurmuş, duvara vurmuş, yere vurmuş, hasta vurmuş, kapıya vurmuş, tamam. Farklılık var mı? Ha Allah da işte perdeye, ayakkabıya, şuna, buna bir anda böyle vuruyor. Yani kadın böyle anlatır, çocuklar böyle anlar. Yani düz mantık, düz çıplak lafız insanlar pek ihtiram etmez. Şekille beraber mi? İşte Kur'an böyle yapıyor. Velillahi meselul a'la, en iyi, en güzel misali Allah verir diye 16. surenin 16. ayetinde geçiyor. En iyi misali Allah verir. Kur'an'ın 40 icazı var, mucizelinden bir tanesi de anlattığı mevzuyu şekille anlatmaktır. Kur'an'ın icazıdır. Şekille, misalle anlatma. İşte bir tane bu. Er-Rahman alel arşiste var. Yedullah veçullah. 40 icazında bir tane veçidir. Çocuklar pat pat konuşacaksın ki çocuk anlayabilsin. Avam-ı nasın fehimlerine göre ifade edilen Kur'an-ı Kerim'in ince hakikatleri, halkın ekserisine göre, anlayışına göre anlatılan Kur'an'da Kur'an hakikatleri ettenezzülatul ilahiyatu ila ukulil beşer. İla ukulil beşer ile anılmaktadır. Yani insanların ila ukul akıllarına uygun fehimlerin seviyesinde Allah konuşması Allah'ın tenezzülatıdır. Bizim tabirle Allah senin seviyene inmiş. Biz yükseldikçe yine yabancılık çekmeyeceğiz. Çekmeyiz. O mana mertebesi sana açılacağız. Çünkü onu anladın. Daha 12 tane hakikat mertebesi var zahirde. Zahir ilim. Sonra 12 tane bitirdin mi? Bitiyor mu 12 tane? Batına geçiyorsun. Batına geçince dibi yok zaten. Yani su. Tamam fark var. Bunun içinde hidrojen var, oksijen var. Gir içine hidrojene. Enerji var. Gir içerisine esir var. Esirin 7 mertebesi var. Gir içeriye maddi hayat var. Gir onun içine aynı hayat var. Gir onun içine akıl cevheri var. İlim, ilim. Gir onun içine ruh cevheri var. Gir aynı yere Nur-u Muhammed'i var. Gir aynı yere Esma-i Hüsna var. Gir aynı yere sıfat var. Bitti. Bitti mi? Bitmedi. Şuunata doğru gidiyor. Aynı şey ha. Bu kardeşim burada ifadelenişi. Sen bana bakıyorsun. Ben sana sediye bakmıyorum ki. Dima var, kalp var, ruh var, vicdaniyat var. Sen bu dersi anlayınca çoluk çocuğuna, karına, kızına, akrabana, dayına, amcana, eşine, dostuna bunları anlatacaksın. Öyle de bakıyor. Bir insana bir insan olarak bakmıyor. Yani nice hakikatların meratiplerini gösterecek muhataplar mı olacaksın? Şu o güneş misali çocuğunuza anlatmayacak mısın? Mesela o navigasyonu böyle girdin arabada bak yavrum diyeceksin araba sürerken. Bak navigasyonu bak abi yol göstermiyor. Sağa git. 200 metre sonra sağdan git diyor. Diyor mu? Diyor. Bak oğlum bizi nereden biliyor bu? Navigasyon uydu. Bak bakalım yavrum. Kapıyı aç. Sağa çek. Hiç korkma. Dört diyor. Yavrum bak bakalım. Çıplak gözle. Gözle görebilecek misin uyduyu? Ama birisi bizi görüyor. Nereden biliyoruz gördüğünü? Birisi bizi görüyor. Bu cihazla görüyoruz. Nereden biliyoruz? Sağa döneceğimizi şekillendirmiş. Şey etmiyor, şekillendiriyor. Gözümüze hitap ediyor, seslendiriyor kulağımıza. Sonra ilim veriyor. 200 metre sonra diyor. Sağdan git diyor. Yavrum görüyor musun? Yok. Peki bizi görüyor mu? Görüyor. Nereden biliyoruz? Burada ifade ediyor. Uydu. Biz göremiyoruz ama o bizi görüyor. Allah da biz Allah'ı göremiyoruz, o bizi görüyor.
Çek sağa. Hadi sağa git. 200 metre sonra sıra. Bak diyor, ikinci çıkıştan çıkacaksın diyor altı yol. Yavrum yolu görüyor musun? Biraz detayına git navigasyonun. Kasapları, camileri, düğün salonlarını, şunlar hepsini de gösteriyor. Benzin istasyonları, lokantaları gösteriyor. Ya nerede biliyor ya? Baba biz nerede o? Bak şu anda durduk, o da durdu. Bak, kilometre kaç gösteriyor? 111. Bak burada da gösteriyor. Kaç kilometreyle gittiğimizi binlerce kilometreden bizi görüyor. E sen görüyor musun? Ben görmüyorum, dolayısıyla o beni görmüyor. Aa bak, görüyor seni. Peki, navigasyon bizi gördüğünü sesle, şekille bildiriyor. Allah bizi gördüğünü nereden bileceğiz? Rahmetiyle gördüğünü gösteriyor. Neye ihtiyacımız varsa onu koyuyor önümüze. Kışın portakala ihtiyacım var. Demek birisi beni görüyor. Portakalı önüme koymuş. Sağa çek diyor, portakal diyor. Yaz geliyor, sola çek diyor, karpuz ye. Nerede, niçin? Karpuz lazımmış. Şimdi karpuz lazım değil. Önümüze koymuyor. Allah bizi biliyor. Nereden biliyoruz? Bildiğini, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Bir navigasyon, insanın yaptığı navigasyonla çıplak gözle göremiyorsun. Kulakla duyuyor musun? Yok. Ama binlerce kilometreden sağa dön diyor, sesini duyuyorsun. Kulağını tut. Yok. Aa, sağ virajı da koymuş. Geleceği de gösteriyor. Sen Zeytinburnu'na gideceksin. 20 dakika. 20 dakika senin için gelecek değil mi? Navigasyona göre şimdiki zaman. Bak diyor şuradan şuraya Halic'in üzerinde diyor, trafik tıkalı. Nerede biliyorsun? Senin için gelecek. Onun için orayla seni aynı anda görüyor. Navigasyon gideceğim olduğum yeri, bulunduğum yeri ve her tarafı bir anda görüyorsa, insanı yaptığı cihaz böyleyse Allah nasıl görmez? Navigasyon dedi ki, 1,5 kilometre sonra yol kapalı. Navigasyon dediği için yol kapalı. Yol kapalı olduğu için yol kapalı diye gösterdi, öyle değil mi? Kaderde bu işte. Yapacağını önceden bildiği için, sen önceden Halicoğlu'na, çünkü Halicoğlu'na gideceğim diye adres verdin. O da güzergahını gösterdi. Senin niyetin, fikrin, davranışın, hissiyatın adrestir. Nereye gideceğini gösteriyor. O da diyor ki yol kapalı. E şimdi navigasyon sana yol kapalıdır diye gösterince, gösterdiği için mi yol kapalı, yoksa kapalı olduğu için mi sana ifade etti? Kader senin yapacağın için sana söylüyor. Yoksa söylediği için sen yapmıyorsun. Bak navigasyonla kaderin ispatı. 20 dakika sonra değil mi senin gelecek? Kalıcı, buradan çağırıcı olamı 20 dakika sonra. Peki sen şu anda görebiliyor musun? Yok. O demek ki ben buradayım. Halicoğlu burada. Uydu bir anda burada da. Herkese farklı. Bu işte kader. Diyor ki sen buradan. Ondan sonra sana diyor ki alternatif yol çiziyorum sana diyor. Buradan gitme diyor. Yol kapalı. Sen gene dinlemedin. Ters yaptın. Yeniden hesaplanıyor diyor. Yani günah işledin. Sen hata yaptın, navigasyon diyor mu ulan kafana düşsün lan senin, madem beni dinlemeyecektin niye açtın lan diyor mu? Hata yaptın, hatanı kahvediyor, bir daha hesaplanıyor. Bir hata yaptın, gene hesaplanıyor, öyle mi? Bir günah yaptık, tövbe, Allah bir daha hesaplıyor. Bir daha yaptın günah, tövbe, gene bir daha hesaplanıyor. Allah da affediyor, navigasyon da affediyor bizi. Anladık mı? Avama böyle anlattığın zaman anlamaz mı? Çocuğa bak kaderi de anlattın, arabayı sağa çık, anlat çocuğa kader. Kader merak ediyorsa bir aç navigasyonu. Anlatmadan yola bir çık. Yola bir çık, çocuğa anlat ya, kaderi anlat. Oğlum bak hele yukarıda kimse görecek misin? Yok baba. Duy bak, kulağını koysana bir şey duyuyor. Yok. Bak açalım şimdi. Mesela yaz Zeytinburnu'na, benim oraya yaz gelsin. Sağa gel diyor. Sonra oğlum kim konuşuyor bizle? Bu aletle orası konuşuyor. O yolu gösteriyor. Hemen sağ çek, dörtlü yap. Bak bakalım bizle konuşan görecek misin? Bunu görmediğin gibi Allah da görmez. Ama görmedik ama gördüm, görmekten daha farklı ne farkı var? Bütün alametlerini görüyoruz. Ha, kader de bu. Kader yap değil, yapacak. Gitti.
gidecek yolu gösteriyor. Çünkü hiç kimse kaderimdir diye yapmıyor. Yapacak olduğunu önce de bildiği için söylüyor. Ne benziyor? Zeytun'un adresi verdi. Sen yapacaksın. Yol güzergahı bu. Halicin üstü kapalı dedi. Kapalı dedi diye kapatmadı ya. Kapalı olduğu için kapalı dedi. Sen buna ne küfür ediyorsun, ne hakaret ediyorsun, ne cebir diyorsun. Sen dedin kapandı. Hayır, kapalı olduğu için söyledi. Peki, burada öğretme. İstediğin adresi verebilirsin, ona göre güzergahı çiziyor sana. Alternatifleri de çiziyor. Adresi sen vereceksin. Sen veriyorsun. Bugün ben niyeti, hissiyatıma, fikriyatıma adres verdim. Ben çık salına derse gideceğim. Dünden beri adresi yazdım. Dün akşamdan beri. Çık salına gideceğim. Mail ettim. His oldu. Fikriyatım akşam tamamen netleşti. Hani diyoruz ya, evet mailim var ama daha tam kesin değil. Ha, maildir o. Biraz da ilerlerse, bir bazı sebepler olursa gelmene hissiyat olur. Muhabbet olur. Alan git ya, iyi olur. Sevk, heyecan olur. Fikriyat oldu mu kesin oluyor. Bu adrestir işte. Bu benim kaderim. Adresi ben verdim. Navigasyona ben verdim. O bana çizdi. İşte böyle, nasıl ki çocukla konuşan kendisini çocuklaştırır, çocuklar gibi çat pat ederek konuşur ki çocuk anlayabilsin. Avam-ı Nas'ın fehimlerine göre ifade edilen Kur'an-ı Kerim'in ince hakikatleri ettenezulatul ilahiyatu ile akulil beşer ile anılmaktadır. Yani insanların fehimlerine göre, kafalarına göre Cenab-ı Hakk'ın hitabında yaptığı bu tenezulat ilahiye herkesin kafasına göre tenezulat. Allah senin seviyende konuşuyor. Bunun adı tenezulattır. Tenezül ediyor sana. Senin seviyene indiriyor hakikati. İnsanların zihinlerini, niçin yapıyor bunu? İnsanların zihinlerini hakaikten tenfir edip kaçırtmamak için ilahi bir okşamadır. Yani öyle bir şey anlatıyorsun ki uçuk. Oho! Mesela bugünkü dima, cenaze evinde, düğün evinde bir yerde anlatsam veya burada anlatsam bile nefret eder ya bu uçuk yani anlatıyor ya. Herkes bir bahanesi öne çıkar, olan dükkana gidecektim, eve gidecektim. Bahaneler titreme, bu, kendisini göstermeye, hemen bitlenmeye başlar. Hani çekirdeği atarız ya toprağa, o bahar gelince herkes filizlenir. Şimdi sizin şu anda sakinsiniz ya, keseceğim biraz sonra. Eğer otur dimağı derin mevzeler konuşsam bahaneleriniz filizlenmeye başlar, buradan gitmeye. Ama sizin fehminize göre ders yapılıyorsa oh iyi. Muhataba göre konuşmuyoruz. Tabi. Mütekellim. Muhatap, makam, maksat. Belagatçıların dedikleri gibi sif makam demek yanlıştır. Hani gavurların bir sözü var ya, içimize sokmuş ki Yahudilerin. Üzümünü ye, bağını sorma. Çalmış mı, çıkmış mı, helal mı, haram mı, sorma. Ya, gavurların sözü. Bekle Allah, bekle. İlahi, yat. Yalan söylüyorsam Arap olayım. Yavrum kaka kaka. İnsan pisliğine demiş. Oysa kaka radiyallahu anh. Sahabeye ya. Bir sahabe binlerce kişiye mukabilmiş. Öyle Yahudileri hezimete uğratan sahabenin adıdır. Kaka radiyallahu anh. Ama bize bilmem neye mi pisliğe ismini koydurttular bize. Kaka radiyallahu anh. Derinde nefes aldık değil mi? İlkokul çocukların kitaplarında daha 2000 daha yeni bu. Allah razı olsun, bunlardan da kaldırdılar. Uyu Ali uyu. Çalış Ali çalış diye var mıydı? Top oyna, ip atla. Uyu Ali uyu. La çalış, buluş yap Ali buluş. Yat uyu yatma da abi. He yat. Askeriye de. Eğitimciydim ben. Nasıl komut veriyordum? Sol. Sol. Sol sağ sol. 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 Niye sağ değil? Sağ sol sağ. Sağ.
sağ demiyorduk. Sol. Sol. Gıcık oluyordum buna. Hep sol diyor. Bunlar hep bilinçli yapılmış. Eğitimi nasıl yapıyorduk askerlikte? Hep savunma. Hücum yok. Daha yeni değişti. Suriye şeyinden sonra şu anda hücum eğitim yapılıyor. Hep savunma. Biz duracağız. Hücum etmeyeceğiz biz. Neler oynanmış ya. Yukarıdakiler diyecek ki olan askeri mi var aşağıda? Sıkıntı yok abi. Duyulur mu ya? Duyulur abi. Onlar da, görmeye baksana. Onlar da koltuğu iş yapmaya başladı. Sol, sol. Kat, kat, kat. Burada. Tek, çok güzel gidiyordu ama. Ne yapayım? Abi, devam edebiliriz aslında. Yok yok, bir saat oldu. Vahir davahum. İyi, inşallah sıkmamışımdır sizi. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Ders oldu abi. Ya Rabbi, içimden geldi. Hey, hangimizin usulü ve furuğundan, nesillerimizden ve soyumuzdan, baba, babanın babası, babası, annenin annesinin annesi, evladının, torununun, torunun, torunu, kim ölmüşse, kiminiz varsa, yukarıya ve aşağıya doğru. Allah bu dersin hürmetini hatırına taksiratını affetsin. Amin. Mekanını cennet bahçesini bir bahçe eylesin. Amin. Hizmet imaniye, Kur'aniye de onlara ve bize de hissemizi azim eylesin. Amin. Cenab-ı Hak doğru istikamet, sadakatli istikametten ayrılsın. Amin. Hizmet imaniye, Kur'aniye de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, İçtinab-ı keba ile devam ettirsin. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Kabirde bize soru sorulduğu zaman bu hakikatlarla cevap vermeyi nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi, haşir meydanında bunu niye yaptın? Bunu niye dedin? Bunu niye yapmadın? Bunu niye söylemedin? İtaplı sualine sebep ve vesile olacak fiilleri, sözleri nasip etme. Amin. Etmişsen ya Rabbi, Gaffar ve Settar isminin hürmetine afeyle. Amin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat. Amin.